Tren ne zaman geçecek? Bir de olayı o burada. Lan oğlum. Lan. Oğlum. Ses geliyor lan. Abi çık lan abi, tren geliyor abi. Dayı çık dayı. Hello my please. Tren kam. Okay, tren kam but this. Dayı. Dayı götünün gılı ağrımış dayıcım. Hala tren görme peşindesin. Oğlum çok şans çocuğum lan. Yetiştim. Aha. Geliyor. Aha, buranın tüm olay bu arkadaşlar. Böyle tren geçiyor ve siz izleyip fotoğraf çekiliyorsunuz. Ama normalde geçen tren mavi. İki tane tren varmış. Tüm olayı bu. Evet. Bu kadardı. Şaka değil. Her yıl binlerce insan gelip bu tren geçerken burada fotoğraf çekiyorlar veya o trene binip buradan kendi isimli şehre gidiyorlar. Yaklaşık 6 saat sürüyor ve insanlar sağda solda bu çay manzaralarını izleyerek trenden sarkarak fotoğraf çekiliyorlar. Buranın arkadaşlar gerçekten tek olayı bu. Bu sahneyi ben gördüysem siz de görün abi. Baksana adamın kemeri yok. İp geçiriyor. Onda sıkıntı yok. Ben de çok yaptım da. Adamın çatanını falan da gördüm. Bak 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 bak. Ben görürsem size görün abi. Madem bu yolu beraber yürüyoruz, madem biz bir aileyiz, yapacak bir şey yok abi. Ben buna maruz kalırsam siz de maruz kalacaksınız. Burada masaj yaptıracağım ya. Gerçekten en ucuz burası. Bu ne lan? Tabuta sokuyorlar seni. Değişik bir şey. Ama kilitli mi ya? Tüh. Açın abla, en ucuz sizsiniz. Başka yere yollamayın bizi. Numarası falan yok mu acaba? Aratalım. Bro. That is close. Wait, okay. I'm waiting. Tamam. Bekliyorum. Arıyor. Şimdi dayım aradı. Kadın 25 dakika geliyormuş. Benim içine buraya. I'm lady only. Aha, it's okay, no problem. Wait. Aha. Okay. Can I see your necklace? Elephant teeth. Is it real? Elephant. Real? Yeah, yeah, yeah. Really? Yeah. So cool. Kaçar yok. Hak ettik masajı. Çok yürüdüm. Çok yürüdüm. Aha, can. Want to get? Yes. Come. Ha. Display. Okay. Böyle bir yer. Baksana ablamın masaj belgesi bile var. Bakalım. Ay baksana. Hakikaten tabut gibi bir şey ya. Büyük ihtimal burada şu ha. Ver. Kadın, kadına şöyle bir şey bağladı. Şöyle. Ama altında baksın bak. Open light sir? Yes, okay. Ha, here's thing. Ah,
sevdim. What's the name? This name? Saram. Sarama. Batik Saram. Ha? Batik Saram. Batik Saram. This lady training. This lady training. Okay. Tata, vuhuu, masajımı yaptırmışım hem de çift kadın tarafından, vuhuu, vuhuu, yupi, yupi. Hem kafamı okşattırdım hem parmaklarımı çıtlattırdım. Tata, tata, çok iyi, çok iyi, çok iyi, keyfim çok yerinde. Çok şanslıydım gördünüz çünkü bana masaj yapan kadının yanında bu işi yeni öğrenmeye çalışan bir kadın daha vardı. O yüzden masajın %70-80'inde beraber yaptılar yani. Bir paraya çift masaj yaptırmışım gibi oldu. Çok iyiydi. Gerçekten mükemmeldi. Bir saatlik masaj için yarım saati kafa, yarım saati bacak ve ayak. Toplam 3000 rupi yani 300 TL para ödedim. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Her tarafım yağ oldu. Saçım maçım bozuldu ama yine de çok iyiydi. Kendimi çok özellikle keyifli hissettim. Ve ilk defa bir masajda mutlu sonu istemedim. Allah affetsin. Ben adam oluyorum galiba. Ablalarım çok iyi masaj yaptı ama ablam olarak kalsınlar. Öyle kalın. Öyle kalın. Çok şükür onlar da teklif etmedi. Onlar teklif etseydi belki aklım kaçardı ama çok iyiydi masaj. Şimdi ise hostelime döneceğim. Çantamı alıp bu şehirden ayrılmam lazım. Çünkü yarın akşam başkentten uçağım var. Yeni ülkeye kaçıyoruz. Eseceğiz. Ama daha yürümem gereken 2 kilometre yol var. Ulan o kadar masajdan sonra bu kadar yol yürüyeceğim. Ayaklarım gene ağrıyacak. Keşke yol bittikten sonra masaj yaptıraydım ama yine de tata tata vuuu çok iyiydi. Çok iyiydi. Peki olay kahvaltı, öğle yemeği olunca 10 liranın 20 liranın peşine düşen ama konu masaja gelince hiçbir şey esirgemeyen, utanmaza götündeki donu verecek olan Furkanas adamlığı. Vallahi bu adamlığın zekatını vereceğim. Sahip çıkın bana, böyle adam gibi adam kalmadı ya.
Baba kuru ekmek yerim ama masajımı yaptırırım, ne yapayım? Ben de bunu seviyorum. Seviyorum kardeşim hovarda hayatı, kendine özel hissedeceğin hayatı. Ha pekin ördeği yemişin, ha kuru ekmek yemişin aynı ama masajın hissiyatı aynı değil abi. Beni özel ve zengin hissettiriyor, ne yapabilirim? Keyifli hissediyorum yani, çok hoşuma gidiyor. Çok iyiydi tata, tata vuhu 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 vuhu. Daha... Gelmiyor. Daha Asya'ya yeni başlıyoruz ya, çok masaj yaptıracağız. Oho, daha Tayland'da 2-3 tane ladyboy ablam bir odaya kapatacağım. Sabaha kadar her tarafıma krem şanti sürdürüp yalatacağım. En büyük hayalim bu. Hepsini yapacağız, göreceksiniz. Masaj ya, oh be. Şu dünyada masajdan daha çok sevdiğim şey varsa o da bir kadının bana masaj yapması. Bir kadının bana masaj yapmasından daha çok sevdiğim şey varsa o da bana iki kadının aynı anda masaj yapması. İki kadının bana aynı anda masaj yapmasından daha çok sevdiğim bir şey varsa o da çıplak olmaları ve ikinin katı olarak gidebilir. 2, 4, 6, 8. Her ayak parmağıma iki tane kadın düşsün istiyorum. Ne olacak benim bu halim? Yarabbim, yarabbim, sakinleşemiyorum. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Kirli kan 20 gündür vücutta ya, ondan oldu. Sakinleş, kendine gel, tamam. Şşşş, sakinleş, boş ver, boş ver. Genç adamsın, olur. Sen neler gördün ya? Bu cennetten de çıkacaksın, kendine gel, olur. O kadar masajdan sonra, bu kadar konuşmadan sonra gariban gibi yürüyorum abi. Ne olacak benim bu çalkantılı hayatım bilmiyorum ama halledeceğiz. Bak mesela sabah abladan egg roti'yi 100 rupiye yediydim. Burada 500 rupiye ki burası çok şık olmayan bir restoran. Normal restoranda 700-800 rupiye. 7-8 katı. Restoranlar burada bazı şeylerde oldukça pahalı. Ben şimdi çantamı alayım, ondan sonra karar vereceğim. Bunlar da kokoreç ses çıkartıyor ama 5 para etmez yemek yapıyorlar. Keşke kokoreç olsa, her seferinde hayallerimi yıkıyorlar. Lan Kaşmer! Niye kondun oraya? Gelip ağzımıza konaydın ha? Arkadaşlar kafama sıçı gel. Ağzımıza sıçın ha? O zamanlar yeniydik. Şimdi öğrendik kardeş, gel. Teke teke ha? Savaş ha? Kaşmer! Siz deliyseniz biz zır deliyiz oğlum. Allah Allah. Ha? Ne oldu arkadaşlar, nerede oğlum? Buradayız lan. Buradayız oğlum. Bu gece Sri Lanka'daki son gecem oğlum. Gel buraya ya. Ne olur lan? Arkadaşlarını mı çağırıyorsun oğlum? Gördün burada bir türkü gariban tek başına ha? Gel Adana'da dövüşek, bak bakayım babam senin nasıl kafanın tüylerini yolur ha? Tık! Gezen! Giz! Kaşmer ola kaşmer. Neymiş, karga intikamcıymış. Size analar doğurdu, bizi itler mi doğurdu lan? Allah Allah! Hadi! Tık! Gitti dedim, o arkasından anasına soyun bari. Arkadaşlar bu arada ben hostele geri geldim. Biliyorsunuz çantamı buraya bıraktıydım. Bugün benim Sri Lanka'daki son gecem. Ama ben Ella isimli şehirdeyim ve başkent Colombo'ya gitmem lazım. Ama bugün benim yarın uçağım olduğunu öğrenen herkes bana dedi ki çok geç kalmışsın. Sakın bu gece gitme. Hangi ulaşım aracını kullanırsan kullan, Colombo'ya gece varacaksın ve Colombo değil sadece turistler, herkes için gece çok tehlikeli. İnsanlar seni soymaya kalkmasa bile seni kandıracaklar, gece taksici falan uğraşacaksın ki otogarı veya tren istasyonu falan hiç önermiyoruz dediler, beni ikna ettiler. Ben de tamam dedim, tekrar hostele geldim. 1500 rupi karşılığında tekrar kayıt yaptırdım. Bu sefer yanımdaki yatağı verdiler ve bugün daha farklı hatunlar var. Tata, tata, Avrupalılar geldi baba. Gidim de bir duş alayım ya. Üstüm başım, yemin ediyorum her tarafım ya, şu saçım haline bak ya. Dünden samimiyeti kurduyduk. Bugün bademcik ameliyatı vakti. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bu kirli kanın atılması şart. Gerek kadında gerek erkekte. Bu kirli kan atılacak birader. Tata, tata, Avrupalılar. Avrupalılar. Gel adınız geliyor. Bela geliyor. Irz düşmanı burada. Avrupalı kızlar. Kaçın geliyorum. Avrupa. Koram yaptı. Ah Avel Furkan ah. Sen kebap yiyeceğin parayı gidip masaja verirsen böyle akşamları yumurta yersin abi. Sen hak ettin ama hiç pişman değilim. Tete tete iki tane kadın her tarafa masaj yaptı. Çok iyi. Yumurta da yerim, taş da yerim baba. Canım o an onu yapmak istedi. Onu yaptım. Hiç pişman değilim. Biraz da önüme para geçsin. 4 tane kadına yaptıracağım aynı anda masajı. Hmm.
mükemmel. Sıkıntı yok, bir şey olmaz ya. Ama daha Tayland'a falan gideceğiz. Bak oralarda nasıl tüm çoluğumun çocuğumun rızkını masaja, ladyboylara harcıyorum, görün. Keşke daha çok param olsa. 7/24 masaj yaptırsam, keşke yanımda masörle gezsem. Böyle 10 metre yürüdükten sonra beni kenara oturtturup ayaklarımı ovalasılar keşke. Artık acemiliğimiz bitti. Ve maksimum bir hafta 10 güne artık vitesi ta 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 ileriye atıp bela olmaya geliyoruz baba. Bu saatten sonra 2024 yılında Asya kıtasında kimse güvende değil. Kimse geceler huzurla uyumayacak. Ben yürüdüğümde millet anasını bacısını içeriye sokup kapılara tahtalarla çivler çakacaklar, böyle sığınaklara inecekler. Bela geliyor. Sosyal bela geliyor baba. Deccal zuhur etti. İndi sahaya Deccal tekrardan. Lan var ya, yemin ediyorum boş kuruşçusuna Furkan. Neyin gazı bu? Sen kimsin oğlum? Yumurta yiyorsun lan. Sabah 10 lira az önceden diye tüm dükkanları gezdin gittin, bir tane büfeden kadının elinden yedin, gördün. Yumurtalı roti yedin. Kaşmer gidip kebap yemedin orada. Gelmiş buradan bel olacaksın. Hey kardeşim, olursun olursun. Olursun kardeşim, aynen aynen. Kesin yaparsın Furkan. Biz inanıyoruz sana, aynen kardeşim. Aynen. Tüm kızlar da kollarını açmış seni bekliyor zaten. Aynen kardeşim. Düşmez kalkmaz bir sen varsın zaten. Aynen, yenilmezsin kardeşim. Aynen. Sen daha gece dışarıya çıkamıyorsun. Götün keşkül gibi titriyor. Panik atan var. 50 tane travman var. Nereye yürüyorsun sen? Nereye bela oluyorsun sen? 2-3 kişilik grup görünce götün keşkül gibi titriyor. Gelmiş bela olacak ya kardeş. Sen önce bir şu panik atanı geçir. Sonrasında bela olursun kardeş. Aynen falan yaparsın. Aynen. Kesinlikle. Abi şu an cennete düşmüş gibiyim ya. Dört bir yanımda Avrupalı hatunlar uyuyor. Ama gerçekten uyuyor. Sorun da burada. Baksana abi. 4 kişilik odada 3 tane yatakta 3 Avrupalı hatun yatıyor. Ama kalkmıyorlar abi. Dedim bugün cuma akşamı, gidelim, eselim, içelim, takılalım. Yok biz yatacağız diyorlar. Ulan yatmaya geldiniz madem, gidiniz evinizde yataydınız. Niye uçak bileti masrafı yaptınız yani? Şeytanı koydular 3 tane melekle bir odaya, sonra uy diyorlar. Uyur muyum? Uyumayacağım. Belki bir tanesi uyanır da halimi açır, ne yapayım? Garban ne yapsın? Bunlar yatsın, garban da edit yapsın abi, yapacak bir şey yok. Allah 3 tane melek veriyor ama kullanım kılavuzunu vermiyor. Ne yapayım? Nasıl açıp kapatayım bilmiyorum ki bunları abi. Ben Latinleri istiyorum ya. Gerçekten arsız, utanmaz, ahlaksız, namussuz Latinleri özledim ben ya. Dırırırır diyorsun, twerk atıyorlar. Bunlar baksana buraya gelmiş yatıyorlar. Kalk git evinde yat kardeşim. Allah Allah. Ama olsun, en azından gözümün önünde yatıyorlar. Güzel, keyifli. Çok güzel. Çok tatlı atınlar. Az önce hapşurdum, çok yaşadılar. Bayılıyorlar bana. Şu özgüvene bakar mısın? Kesin bana aşık hepsi. Bu gece üçü benim için kavga ederse şaşırmam yani. Klasik. Hadi ben ette dönüyorum. Görüşürüz. Bunları uyutayım bari. Ayağımda mı sallayayım, ne yapayım? Şimdi demeyeyim mi? Kızlar iyi gece öpücüğü vermiyor musunuz diye. Gerçekten baba evinde prenses gibiler yani. Cibindiriksiz de yatmıyorlar. Dur ben de bunu açayım. Bugünkü cibindirim beyaz. Şu pembeye geçeydim keşke, delikanlı adam. Hadi ette geçiyorum. Görüşürüz. Baksana yüzümüz gülmedi abi, yapacak bir şey yok. Günaydın, günaydın. Good morning, good morning. See you, see you. Bebe, see you. Arkadaşlar günaydın, ben bu akşam uçağa yetişmem lazım ama daha Ella'dayım. Şimdi tuk çağırdım. Başkente gideceğim buradan havalimanı falan derken. Hi brother. Hi. Kasım call you? Yeah. Yeah, okay. Yeah, this bus stand we going? Nah. Yeah. In 500? Okay. You know we going to where? Okay. Oh. How was your day? How are you? Everything's okay? Yeah. Okay. Bekle bekle. Oğlum durun da bineyim lan. Bakalım. Bindim mi? Gördünüz. Gene konser.
Gençler var otobüste. Kolombo dediler, bindim bakalım, inşallah doğru otobüstür. Yanlış yapma lüksüm yok bu saatten sonra. Çantam koptu gene. Ağzına kadar dolu. Abi bu otobüs bu kadar can taşıyor. Şu gitti hıza bakar mısın ya? Nasıl viraj alıyor ya? Ya inanılmaz sürüyorlar ya. Baksana en az 100 kişi var otobüste ya. Bak 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 nasıl oluyor tuttuğu bak. Kimseye vallahlar yok ya. Bakın bir kriket maçı var. İnsanlar da böyle iyi izliyorlar. İçeride de aynı zamanda çocuk oyun parkı falan yapmışlar. Şu an hangi şehirdeyiz bilmiyorum. Yaklaşık 3 saattir otobüsteyim ve götüm çoktan erimek üzere. Sri Lanka'da hayat çok zor ya Sri Lankalılar için. Gerçekten hayat kaliteleri çok düşük. Ama bu insanlar mükemmel insanlar ya. Çok sevdim ben bunları. Ama keşke elimden bir şey gelse. Baksana 70 yaşında teyzem betonda oturuyor yani. Ya da şu adam baksana. Tamamdır. Bu saçma yapıyı görmeye başladığımıza göre artık başkent Kolombo'ya gelmişiz demektir. Baksana kaşmer kargalar toplanmış. Oğlum havalimanında görüşürüz lan sizle. Kaşmeroğlu kaşmerler gidiyorum lan. Yüreği olan gelsin arkamdan. İyi dedim ama değil mi giderken? Biliyorsunuz sert erkeğim ben. Lafımı esirgemem. Dobra çocuğumdur. Öyle de delikanlıyımdır yani. Abi ne yol sürdü be. 7. saatin içindeyiz. Artık kıçımı hissetmiyorum. Midemi hissetmiyorum. Kafamı hissetmiyorum. Öldüm ya. Hadi varalım lütfen. Bir de edit yaptım bu sarsıntıya. Baksana tüm otobüs boşaldı. Ben hala otobüsteyim. Kolombo demek kaos demek. Garibanlık demek. Tehlike demek. Ve aynı zamanda başkent demek. Bakın burası yüzen pazar olarak geçiyor. Ama sadece bu kadar yani ha. Öyle Tayland'daki falan bir şey hayal etmeyin. Sanki Tayland'a gitmişim gibi. Yok. Ben de YouTube'dan biliyorum size. Baksana. Garibanlık başladı. Here, last stop. Okay. Gelmişiz. Oh be, sonunda sağ salim geldim ve uçağıma hala 5,5 saat var. Çok güzel. Ben böyle oldukça pis bir nehrin kenarındayım. Karşıda da buranın en ünlü yapısı Lotus Tower var.
güya yaparken Nergis'e benzetmeye çalışmışlar da çok saçma bir şey, biliyorsunuz gıcık alıyorum ondan. Şimdi neredeyim bilmiyorum. Görelim. Şu ileride otobüs bulabileceğimi söylediler. Ben de oraya gideceğim. Hay. Bir restoran falan var mı yoksa buradan gene hamur mu yiyeyim? Abi Sri Lanka'yı çok sevdim ama gerçekten yemeklerinden o kadar bıktım ki, buradan ayrıldığım için, güzel yemek yiyeceğim için çok mutluyum ya. Vallahi çok yoruldum ya. Bakın burada da böyle parçalanmış terlikler falan var. Adam yapıp burada da satıyor. Hepsinin üstüne kuş sıçmış abi, şaka gibi. Bu kargalar başımıza bela ya. Böyle bir büfe. Aynı zamanda limonata satıyorlar da abi, kabuklar var ya çöpe atın, neden vitrinde sergiliyorsunuz ki? Hey. Anlamadım yani. Ben önce şuraya gideyim. Bir otobüsü öğrenim ne kadar olduğunu. Çünkü üstümde kısıtlı para var. O parayı ayırayım. Ondan sonra bakarız başımızın çaresine. Ama buranın en çok şu kokonatını özleyeceğim. Çok güzel abi tadı. Sri Lanka'ya gelirseniz bu kokonatı deneyin. Enerji bitik. Baba. Lan nereye gerek oğlum? Bari dursa çağırsa anlarım. Koşarak otobüse atlamamızı istiyor herhalde ya. Baksana tuktukta halı taşımışlar abi. Hala taşıyorlar. Lan kaçmar kargalar, çekilin lan. Yüzüme sıçtığınız yetmiyor. Ağzımıza da sın. Hi. Hi, how are you? Hey. After, first bus after. Baksana bak. Ulan şerefsiz karga, zaten kanatların var. Bedava gitme peşine ya bak. Ulan bunlar hakikaten kaşmer ya. Ben neredeyim acaba ya? Olduğum yeri karıştırdım. Tersim döndü. Beynim dönüyor şu an. Aa lan bura. Hatırladım ha. Yanlış hatırladım herhalde ya. Beklesin gibi çıkmadı. Daha farklı hatırlıyorum. Ha yok. Şurada şimdi havalimanı otobüsler olması lazım. Numarası 18 mi neydi? Eğer öyleyse doğru hatırladım. Ha airport, evet. Hey. To airport? How much ticket? But it's international airport, right? How much? 640. Okay, we have time for eat. 10 minutes. After other bus, what time is it? For example, after the other. This bus, now I'm going to dinner. Other bus. Oh. When? Next bus. Next bus. 20 minutes. Every 20 minutes have. Okay, I'm going to dinner after I will come. See you. Tamam. Sözlük. 64 liraya gidiyormuşuz. Şimdi ise bir şeyler yiyeceğim. Bu nasıl bir kombin ya? Kombini geçim, kafanda neden kasla geziyorsun abi? Hey be dayım, yakışıklı. Ne haber dayı? Oğlum her kafamdan karga uçtuğunda korkuyorum ya. Baksana. Yüzüme bile göz koyuyorlar ya. Şimdi ben ne yiyeyim? Hi, fine thanks and you. I want to eat something. Do you have chicken? Only this one? Show me. Hi. Where is the chicken? Where is? This how much? 300. One piece 300. Okay. With rice?
Rice how much? Rice. No, rice. Also only rice. Yeah, rice. One plate, 500. 500. 500. One piece chicken and one rice, 500. For example, two chicken with rice, 800, right? Okay, I want eat. Is this? Dal. Ah, dal. What, how much dal? I will have one rice. 150. 150, okay. I want one rice, two chicken, two piece chicken, and one dal. Dal, I love dal. Okay, I'm sitting. O dal, mercimek yemeği sanırım, bilmiyorum ama çok seviyorum, çok güzel. What's your name, brother? Yesudas. Yesudas. What your name? Furkan. Furkan. Yeah. Where from? Turkey. Turkey. Yes. Can I get water? Water. Yeah. What water? No, coke. Bu yemek. Dal diye geçen. Yeah. No, it's cold water. Water, brother. Water. Yeah, water. Tanıyorum. Yes, big. Yes, okay. And rice, please. Çözeceğiz. Aklınızda bulunsun. Bu bölgelerde asla ağzına jelatin olmayan su almayın. Ne olursa olsun, nerede satılıyorsa satılsın. Sakın güvenmeyin, inanmayın. Böyle jelatinizi kendiniz açmak zorundasınız. Yoksa çeşme suyu dolduruyorlar ve tehlikeli. Hadi oğlum, pilavı getirin. Kavuğumu da getirdiler. Şöyle iki parça. Bu tanesi 30 lira. Ülkede gerçekten tavuk pahalı, et hiç görmüyoruz bile zaten. Yani et o kadar pahalı falan diyemem yani. Neredeyse aynı fiyatlar ama et pişiren, et satan bir yer yok. Dün Ella'da kebap diye satılan şeyde tavuk şiş aslında. Gerçekten bir et yemeği falan yok. Abi bunlar şey yapıyor içeride, üstü müdür nedir? Baksana içeri duman aldı. Thank you. Wow. Big. Yeah. Thank you. Baksana. Pilavı getirdiler. Ama bunun içine bile soğan, yeşil soğan, şu da yumurta sanırım. Bunlar soğansız yapamıyor abi. Yemin ediyorum. Bunlar Allah korusun ölse kefenin cebine soğan koyar bunlar ya. Kefenin cebi olsa. O dereceler. Az önce gördünüz, şoför bana 640 dedi, sonra bir Rus grup geldi, onlara da 150 demişler, şimdi bu adam da 400 diyor. Bilmiyorum ama bunun dedi daha ucuz, aynı otobüs, bununla gideceğim. 400, right? Yes, okay. Çalıştırınca bu müzik otomatik mi açılıyor anlamıyorum ya. Yoksa bu araba üretilirken fabrikada mı koyuyorlar bu müziği bilmiyorum. Şoför ne dinlemek istiyorsa onu dinliyoruz yol boyu. Saatlerce sabahtan da müzik dinliyorum. Çok yoruldum. Ve sonunda havalimanındayım. Artık Sri Lanka'daki son saatlerim. Birkaç saat sonra uçağıma binip yeni ülkeme doğru gideceğim. Sri Lanka çok güzeldi. Sanırım 22-23 gün geçirdim. Gerçekten çok eğlendim. Gönül rahatla diyebilirim ki hayatımda gördüğüm en güler yüzlü, en yardımsever insanlar buradaydı. Çok keyif aldım. Gerçekten her anım çok eğlenceliydi. Buraya çok fazla travmayla ve panik atakla gelmeme rağmen hiçbir zaman kriz yaşamadım. Hiçbir zaman güvensiz hissetmedim. Her zaman bana çok güzel kucak açtılar. Gördünüz, çok keyifli insanlardı. Gece gündüz yardım ettiler. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle mükemmel bir ülke ki özellikle fiyat performans açısından. Evet, yaşam kalitesi maalesef ki düşük ama insanları kesinlikle çok daha fazlasına gidiyor. Tahmin ediyorum ki bu fiyatlara başka bir ülkede bu kadar eğlenmeyebilirsiniz. Eğer ki günlük $100 harcayacaksanız Sri Lanka'yı önermiyorum.
çok daha güzel ülkeler var ama bütçem düşük ve güvenli, keyif alarak, eğlenerek denize gitmek, sahillerde takılmak, insanlarla iletişime geçmek istiyorum diyorsanız kesinlikle adresiniz Sri Lanka olmalı. Çok güzel bir ülkeydi. Gerçekten çok keyif aldım. Ah, biraz da güzel yemek yiyebilseydim. Tek sıkıntım o. İnterneti çözdük. İnternetin ucuz olması, 10 dolara 100 GB mobil veri alabiliyor olma mükemmel bir his. 2 saatlik işi 4 saatte yapabiliyorsun ama yine de yapıyorsun. Fakat yemeğe bir çözüm bulamıyorsun. Bir ülkede peynir olmaması mantığını anlayamıyorum. Gerçekten neredeyse hiç peynir yok. Olanlar da çok pahalı. Bunu çözerlerse Sri Lanka'ya bir daha gelirim. Bu ülkeye ne zaman peynir gelirse işte ben de o zaman bir daha gelirim. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Şimdi ise gördüğünüz üzere içeri gireceğim ve çantamı teslim edeceğim. Başlıyoruz tekrardan. Bira bismillah. Her şey için teşekkürler Sri Lanka. Mükemmel bir ülkesin, mükemmel bir millete sahipsin. Sizi Hintlere benzettiğim için özür dilerim. Siz Hintlerden çok daha iyisiniz. Ben sizin günahınızı almışım. Ama siz Hintlisiniz kardeşim. Siz sadece gelişmiş, kibar, kültürlü, eğitimli Hintlilersiniz. Bir ada ülkesi olmanıza rağmen kesinlikle beklentilerimi karşıladınız. Çok iyiydi, çok mükemmeldi. İnşallah bir daha gelirim buraya. Dediğim gibi. Onlar peyniri getirsin sabahına buradayım. Yoksa yok, gelmem. Peynirsizlikten öleceğim. Yeni ülkeme gidip o kadar güzel yemekler yiyeceğim ki göreceksiniz. Şimdi geçiyorum. Görüşürüz. Bu arada hatırlıyorsanız Sri Lanka'ya gelirken kullandığım Jere ve Airways çantamı parçalamıştı. Ve daha sonrasında çok güzel ilgileniyoruz rolü yaptılar. Aa, ürünün fotoğrafını çekin, bize mail atın, size ödeme yapacağız dediler. Ama daha mailim bile açmadılar büyük ihtimal. Ki ben o maili o zaman yollarken de size söylemiştim. Kesinlikle geri dönmeyecekler diye. Dönmediler de, haberiniz olsun. Jere ve Airways'i önermiyorum. Şimdi ben gördüğünüz üzere havalimanındayım. Kapıma doğru gideceğim. Bir çantam falan teslim etmem lazım öncesinde. Bilet kontrolü nerede bilmiyorum ama bulacağız. Sri Lanka'nın çikolatası mı ünlüymüş ya? Abi o kadar pahalı ki yemek nasip olmadı. Sri Lanka'da bazı şeyler gerçekten acayip saçma pahalı yani. Gerçekten bak abartmıyorum, gelince göreceksiniz. Bazı şeyler bu kadar saçma. Nutella ya, gördünüz ya. Abi 400 gramı, daha doğrusu ithal olan her şey çok pahalı burada. Kendi ürünleri de maalesef ki yetersiz ve kalitesiz ama yine de çok güzeldi. Oğlum bilet kontrolü nerede ya? Dur, tuvalet şuradaymış, bir altıma işeyeceğim. Gidim önce çavuşun suyunu sıkayım. Çok değişik tuvaletler gördüm. Büyük, küçük, yüksek, alçak ama ilk defa bu kadar alçak bir pisuar görüyorum. Ne alaka abi? Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Gerçekten çok saçma. Çok acayip ya. Yemin ediyorum kendi ayaklarımı işediğim gibi hissettim buraya işerken. Bu arada ben çekilme yaptım. Çantamı teslim ettim. Ve hatta resmi olarak Sri Lanka'dan çıktım bile. Şimdi ise kapıma doğru gidiyorum. Ama hala birkaç saatim var. Ben de biraz böyle dolaşayım. Ya da oturayım edit yapayım abi. Ne dolaşacağım? Sanki bir şey mi alacağım? Yok. Gideyim de uslu uslu edit mi yapayım? Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Ama lütfen bana kızmayın ve dalga geçmeyin. Ben de insanım. Ben de analar doğurdu. Çok az protein aldım son 3 haftada. Ki balık hiç yemiyorum. Fıstık, ceviz, hak getire. Normal böyle şeyler. Az önce havalimanındaki exchange office'e gittim. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki son cebimde kalan rupileri dolara çevireyim. Adam sordu kaç rupin var dedi. Abi elimi aldım tam sayarken bir fark ettim ki para dik. Şimdi diyeceksiniz ki para nasıl dik? Örneğin parayı elinize alıyorsunuz, bakın normal bir para. Üstüne resim falan var. Her şey çok normal öteki paralarda olduğu gibi. Ama arkasına çevirdiğinizde bakın hiçbir şey anlaşılmıyor. Dik çevirmeniz lazım. Para dik basılmış ve tüm Sri Lanka rupileri böyle. Yani benim elimdeki yanlış basım değil abi. Para dik basılmış. Hiçbir parada böyle bir şey görmediydim. Bak iki tane adam karşılıklı çift etelli oynuyorlar. Sadece 500 rupi değil. 1000 rupiyi bakın. Önünde böyle köprü falan var. Arkasına bir çeviriyorsun. Gene iki tane adam kafayı bulmuş oynuyor abi. Artık yerel danslar mı ne bilmiyorum yani. Hepsinde böyle aha bak. Ama 100 rupi de farklı. Burada adam oturmuş. Kadın orada oryantal oynuyor. Adam da götüne bakıyor abi. Bak ben yalan konuşmam. Bakın burada abi. Bir de aynı zamanda önlerinde böyle
kuş resimleri var. Sanki Costa Rica parasına benziyor. Costa Rica paralarında da çok fazla hayvan var arkadaşlar. Kesinlikle bence dünyanın en güzel paralarından biri. Baksana rengarenk kuşlar falan var. Burada paralar da rengarenk, çok güzel paralar. Ama ben dik olduğunu yeni fark ettim. Ben ne bileyim abi, ben para yatay mı dikey mi ilgilenmiyorum ki. Ben şurada yazan birimle ilgileniyorum. Burada yüksek yazdıktan sonra isterse çapraz bassınlar. Burada 5 yazdıktan sonra isterse yuvarlak olsun. Bana ne abi, ben oradaki birimle ilgileniyorum. Ama öyleymiş, ilk defa böyle bir para birimi gördüm. Gerçekten arkada dik basılan. Çok ilginç, bakalım. 20 falan nasıl? Baksana bu 20'de de aynı şekil. Çoğunlukla adamları koymuşlar. Bir de 100 lirada bir tane kadın koymuşlar. Onda adam götüne bakıyor abi, baksana. Bakıyor abi. Tek bir tane kadın var. Onda soktuklar, duruma bak yani. Çinliler. Neyse ben bunları bozdurayım. Sonrasında uçağa geçiyorum. Görüşürüz, hadi. Görevli kadının kıyafetine bakar mısınız? Yerel kıyafetini giymiş. Ben uçağa bindim ama gözlerimden anladığım üzere konuşamıyorum hatta. Gerçekten çok uykusuz. Bugün iyi olacak, beni mahvetti. O kadar çok sarsıldım ki hala kendime gelemedim. Öyle koltuğumdayım işte. Yeni ülkemde çekerim. Eğer uçaktan düşersek falan da havada falan çekerim, bilmiyorum yani. Görüşürüz hadi. Ne ötüyor ya? Ne ötüyor? Ben bir şey çekerken ötüyor her şey ya. Zaten ses sorunumuz var. Ötme abi. Ötme, bilmiyorum. Öyle bir şarkı vardı. Ne anlatıyorum ben ya? Hadi görüşürüz.